أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على شفيع جنوبنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد allah Teala ve Tekaddes Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Anlatmaktan ve dinlemekten ziyade anlatılanlardan ders almak, ibret almak ve amel safhasına koyabilmek Rabbim Celle Celaluhu cümlemize ikram eylesin. Evet şu anda ekranları başlarında bizleri izleyen siz çok kıymetli Lale Gül TV izleyenlerini öncelikle hürmetle ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Muhterem izleyenlerim, birkaç haftadır, birkaç derstir Rabbimizin cennetini, vasıflarını anlatıyorduk. Tabi cennetteki nimetlerden bahsediyorduk. Yani ayetlerin, hadislerin ışığında efendim dilimizin döndüğünce anlatmaya, birlikte beraber müzakere ve müteala etmeye gayret ediyorduk. İnşallah bu cennet vasıfları bahsini de e, bu dersimizde inşallah toparlayalım ve böylece hitama erdirmiş olalım. Bunu arzu ediyorum. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri tabi bu nimetleri duyurdu. Cennetin vasıflarını efendim buyurdu. Bizlere de duyurdu. Madem efendim duymak nasip oldu, görmek de inşallah nasip olsun. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri çoluğumuzla, çocuğumuzla, eşimizle efendim cennette de beraber olabilmek cümlemize nasip eylesin. Hani bir ayette de buyurmuştu ya Üdhülül <laughs> cennete entum ve ezvacüküm Siz ve eşleriniz sevinç içerisinde sürurla cennete girin buyur, buyurulmuştu ya, Rabbim her bir ellerimizi bu hitaba muhatap eylesin inşallah. Evet tabii ki yani eşinde, çoluğunda, çocuğunda eğer imanla yaşarlar, imanla ölürlerse, imanla ruh teslim eden aileler elbette ne yapacak? Orada görüşecekler, birlikte olacaklar. Tabii şöyle sorular da efendim maalesef soruluyor. Veya şöyle efendim temennide bulunanlar oluyor cennette şayet dünyadaki eşimizi istemezsek gibi bir efendim de bulunanlar oluyor. E, tabii insan genel olarak yani normalde, insan tabii ki eşiyle, çoluğuyla, çocuğuyla e, nasıl dünyada huzur üzere bir hayat yaşıyorsa, yani cennette de beraber olmak tabii ki ister. Ama bazıları da böyle sorabiliyor. Yani bu soruyu biraz tahlil edelim. Yani e, cennette eşini istemezse. Öncelikle şöyle soralım. Yani bir insan eşini niye istemez? Cennette niye istemiyor mesela onu? E çünkü onun huyunu beğenmiyor olabilir. Efendim e, kırıcıdır, serttir. Efendim dövüyordur şiddete başvuruyordur. Efendim veya tipini beğenmiyordur, değil mi? Yani bu gibi mazeretlerden dolayı, bu gibi sebeplerden dolayı efendim cennette beraber olmak istemiyor mesela. Ha şimdi tabi cennetin durumunu efendim kaç haftadır anlatıyoruz. Cennetteki hadiseleri ne olacak, ne bitecek, kişilerin efendim halleri, ahvalleri nasıl cennet ehlinin e bunları da efendim Mevla Teala hep Kur'an-ı Kerim'de ne yapmış bizlere? Beyan buyurmuş. Yani diyelim ki eşin kötü sözler söylüyor. Kırıcı. Efendim seni ee, sıkıntıya sokuyor. Seni efendim üzecek, strese sokacak, bunalıma sokacak bir takım tavırları, davranışları, sözleri var. Şimdi Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri buyuruyor ki لَا يَسْمَعُونَ ف۪يهَا Orada işitmezler. لَغْوَنْ وَلَا تَعْف۪يمَا Yani ne bir boş söz işitirler ne de günah sokacak bir şey işitmezler diyor. Yani seni günah sokacak şekilde seni efendim, etkileyecek, tetikleyecek, moralini bozacak efendim boş sözlerden veya işte efendim günah sokacak şeylerden şey o sözleri duymayacaksın. Seni üzemeyecek, seni sıkıntıya sokamayacak. Bakın başka bir ayet-i kerimede la yesmaune fiha la ve la kilabe. Orada ne bir boş söz, ne de bir yalan işitirler. Yani orada yalan yok, dolan yok, bağırıp çağırma yok. He hakaret, hakir görmek bunların hiçbiri yok. Yani hani sende de bende de belki bazı kötü huylar vardır, bazı hasletler vardır. Hatta kendi efendim, bazı huylarını insan beğenmiyor ama bir türlü de bırakamıyor da olabilir. İşte cennete girdiği zaman yani bu kötü hasletlerden tamamen sıyrılacak o cennet ehli. Bu kötü hal ahval ne varsa hepsi ondan alınacak. İşte Mevlana Teala ve Tekaddes Hazretleri böyle buyuruyor. Yani cennet ehli böyle olacak. Orada efendim, sıkıntıya düşürecek bir söz duymayacaksın. Boş söz duymayacaksın. Yalan duymayacaksın. Veya efendim nedir eşin? Kindardır. Çok nefret ediyordur falan böyle bir sinirli bir yapısı vardır. Şiddete başvuruyordur. Gönlünde kin, nefret, gayz, buz neyse yani kötü hasletler. İşte Mevla Teala buyuruyor ki Estağfirullah Aleyhi ve Nezâne mâ sudûrihim. Onların göğüslerinde kinden ne varsa sıyırıp söküp attık diyor. Hani cennete girerken he, bu kötü hasletlerin hepsi ne olacak? Alınacak, sıyrılacak. Güzel bir şekilde efendim e, o huylarla demek ki cennete girilecek. Göğsünde kinden, nefretten ne varsa sıyırıp söküp attık. Yani gönüllerini kin ve nefret duygularından temizleyecek Mevla Teala. Hani dünyada hakikaten bazen bakıyorsun öyle kanlı bıçaklı insanlar var ki, öyle kindar adamlar var, birbirinden nefret ediyor. Hatta öyle sözler söylüyorlar ki evetim e, imani tehlikeye sokacak ahmakça bir takım sözlerde söylüyorlar. Yani senin gittiğin cennete gitmem falan diye, he sen cennete gideceksen ben oraya gelmem diye böyle saçma sapan gereksiz Efendim imani tehlikeye sokacak bir takım sözler ifadeler maalesef zaman zaman duyuyoruz. Yani bu nedir? E, neden dolayı söylüyor bunu? Yani öyle nefret ediyor ki öyle bir düşmanlık kin ve nefret var ki. Yani onunla cenneti bile paylaşmıyor güya. Bu sözler tabii efendim yersiz sözler, tehlikeli sözler, sıkıntılı sözler. E işte Mevla bakın Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Yani sen sanki cennete çok efendim ısrar ettiler, ne olur gel dediler de sen de o varsa girmem falan böyle bir trip yapıyorsun, kapris yapıyorsun öyle mi yani? Cennete gitmediğin zaman öbür yer neresi? Cehennem. Başka adres yok. Ya cennet var ya cehennem var yani. Onun için bu sözler ahirete efendim, imani zayıflığı ifade eden sözlerdir. E zaten oraya gittiğin zaman yani nekin olacak ne nefret olacak. Gönlünden kini nefreti Mevla ne yapacak? Soyup alacak. Ve hatta ayetin devamında ihvenen ala sürurim mütekabilin diyor. Kardeşler olarak tahtlar, sedirler üzerinde karşılıklı otururlar. Sen boş ver efendim, düşmanlığı, kini nefreti. Şöyle efendim sedirlere yaslanacak, tahtlara kurulacaklar, karşılıklı muhabbet edecekler. Onun için böyle saçma sapan sözlere tevessül etmeyelim. He, i̇şte ahiret yani cennet öyle bir yer ki çok farklı bir Allah'ın ikram ettiği ebedi bir zevk saadet yurdu. Demek ki yani ben ahirette dünyadaki eşimi istemiyorum. Ha, seni sana bunu söyleten ne? Dünyadaki bir takım meseleler. Dünyadaki aklınla, dünyadaki düşüncelerinle söylüyorsun. Halbuki cennette bunlar olmayacak. Halbuki cennette gayet mülayim. Herkes ne olacak? Herkes kibar, herkes nazik, herkes centilmen. Böyle olacak. Ha diyelim ki efendim diyor mesela ben onun tipini beğenmiyorum diyor mesela öyle mi? Cennette bakın bir çarşı var cennette. He? Herkes çarşıya gidiyor. Ama niçin gidiyor çarşıya? Alışveriş yapmak için değil. Çünkü efendim alışveriş ihtiyacın yok ki ne istiyorsan önünde. Efendim yediğin önünde yemediğin arkanda demiş ya bir şey istesen bin şey geliyor yani. İşte cennete niye gidiliyor? Cennette bir toplanma yeri var ve orada insanlar çarşıya o çarşıya gidecekler ve oradan güzelleşecekler ve öyle dönecekler. Bakın bir hadis-i şerifte Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnne fil cenneti sükan. Muhakkak cennet cennetliklerin bir çarşısı, bir toplanma yeri vardır. Yetuuneha kullu cum'atin her cuma gelirler oraya. Her hafta oraya gelirler, orada toplanırlar. Tabii niye geliyorlar oraya? Yani alışveriş için değil dedik ya demek orada da bir toplanma yeri var. Orada da bir görüşme konuşma yeri var. Her hafta oraya ne yapılacak gelinecek. Yani dünyada da öyle ya şimdi. Yani dostlarını ziyarete gidiyorsun, akrabalarını ziyarete gidiyorsun, anneni babanı ziyarete gidiyorsun. Yani dünyada da bu nedir? Yani bir ihtiyaçtır. Görüşmek, konuşmak, sosyal ilişkiler, toplanmak, biraz dertlerinden falan bahsetmek, sevinçlerini paylaşmak. Yani dünyada olan bir takım şeyler demek orada gene ne yapacak? Devam edecek. İnsanlar toplanacaklar, görüşecekler, konuşacaklar. Kimlerle görüşecekler? Yani her hafta oraya toplanacaklarsa, he? Merak ettiğin nice tarihi kahramanlar vardır. Nice Kur'an'a hizmet eden Evliya Allah vardır. Nice gönül dostları. He, sahabiden tutun da, sahabelerden tutun da, efendime söyleyeyim, işte Şan İmam Rabbani'lere kadar, işte orada inşallah görme imkanı olur. Peygamberlerle görüşme imkanı olur. Rabbim bizleri de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin cennette civarında komşularından eylesin inşallah. Demek böyle bir çağrışı var. İnne fil cenneti suqan yetunha kulle cumatin. Muhakkak cennetliklerin bir çarşısı vardır. Her hafta oraya gelirler, toplanırlar. Fetehu burihu şimal ve kuzey rüzgarı eser. <laughs> Derken orada kuzey rüzgarı. Tabi yani cennet kokuları efendim getiren üfleyen bir rüzgar. O rüzgar gelince fetahtu fi vucuhihim ve fiyabihim o rüzgar onların yüzlerini, elbiselerini adeta okşar. Öyle bir rüzgar geliyor ki tatlı bir esinti. Yüzlerini okşuyor. Efendim, elbiselerini adeta okşuyor. Feyezdâdûne husnen ve cemalen. Bunun üzerine onların husünleri, cemalleri artıyor. Yani çarşıya gittiler, güzelleşiyorlar orada. O rüzgar, o güzellik rüzgarı he, Ameliyata gerek yok. Estetik ameliyatlara bıçak altına yatmaya gerek yok. Bak görüyor musun? Yani sende o istek, o his, o duygular dünyada var ya. Allah fıtratı tahire müsaade etmemiş dünyada. Estetik ameliyat yaptırmana müsaade etmiyor. Ama senin o isteğini sakla. He? Sıkıntıya girme, acı çekme. Paran da cebinde kalsın. Bu işi ahirete bırak. Ahirette bu iş var. Ahirette güzelleşeceğim merak etme. Dünyada da demiyor musun zaten mühim olan iç güzelliği? Evet. Önemli olan maneviyattır. Önemli olan efendim ruh güzelliğidir. Ha Allah Teala bir bedene ruhunu koymuş bu kalıp içinde devam edeceğiz. Bu da bir imtihan. Hani demiş ya burnunu biraz efendim temelin uzun görmüş de gülünce demiş ustasını mı beğenmedin demiş. Ya Yapan Allah Celle Celaluhu. Ama ahirette de ne yapacak? Allah böyle bir imkan sunacak. Böyle bir imkan lütfedecek. Demek o rüzgar esiyor. Feyzdâdûne husnen ve cemalen onların husunleri ve güzellikleri de ziyadeleşiyor. ona ile ehlihim ve tabi ehline dönüyorlar. Efendim çarşıda toplandılar, tekrar döndüler. Ne, oldukları halde dönüyorlar? Ve kadizdâdû husnen ve cemalen yani güzellikleri ve cemalleri efendim ziyadeleşmiş bir şekilde güzelleşmişler. Karizmaları artmış, yakışıklılar, güzeller ne yapıyorlar? O şekilde geliyorlar. Fe lehum ehluhum. Onların ehli ona, onlara diyor ki: "Vallahi lekad istettum husnan ve cemalen." Allah'a yemin olsun ki sizin güzelliğiniz artmış. Yani hayran kaldım. Ne kadar güzelleşmişsin. Ne kadar yakışıklı olmuşsun. Ne kadar karizmatik olmuşsun. Neyse artık yani. He? İşte o dönüşte bakın efendim e, ailesine dönüyor. Ailesi de e, bunun farkında ve onlar böyle diyorlar. Bunun üzerine feyakulun ve entum vallahi yani o gelenler de diyorlar ki ailelerine vallahi la kadistet tum ba'dena ve cemalen. Onlar da yeminle Allah'a yemin olsun, kasem olsun ki bizden ayrıldıktan sonra sizin de güzelliğiniz artmış diyorlar. Sadece onların değil, ailelerinin de güzelliklerinin arttığını ne yapıyor? Beyan ediyor. Güzellikler artıyor. Efendim sevgiler artıyor. Aşk, muhabbet bunlar daha çok ziyadeleşiyor. Yani cennet böyle bir yer. İşte bak orada var. Orada güzelleşmek var. Tipini beğenmedim diye bir şey yok. Hangi tipi beğeniyorsun? Şöyle olsa öyle oluyor işte. Zira başka bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tirmiz'de geçen bir hadis-i şerifte buyuruyor. Yani cennette bir çarşı vardır ki buyuruyor. Ancak orada ne alış ne de satış yoktur. Alışveriş yok. Ne var? illa sure min ricali ve nisa erkek ve kadın suretleri var diyor. Orada erkek ve kadın suretleri var. He? Arzu ettiği surete girerler diyor. Hangisini istiyorsun? Şu surete mi girmek istiyorsun? O surete girebiliyorsun. Veya şu surete girmek istiyorsun. O surete girebiliyorsun. İstediğin surete girme fırsatını, imkanı allah Teala lütfediyor. Tirmize geçen hadis-i şerifte bunu böylece beyan ediyor. Az önce okuduğumuz hadiste gelen müslimde geçen bir hadis-i şerifti. Dolayısıyla yani cennette sıkıntı yok. Cennette problem yok. Cennette ben onun huyunu beğenmedim, bunun tipini beğenmedim, bunun efendim, ahlakı şöyle, efendim, zafiyetleri böyle. Bunların hepsi artık nedir? Dünyadadır. Dünyada Mevla bize nefis vermiş, Mevla bize şehvet vermiş, hayvani ihtiraslar var, arzular var. Dolayısıyla harama meyil var, isyanlara, günahlara merak var. E böyle olunca da bunlar nedir? İmtihandır. İşte Mevla böyle bir nefis veriyor ama böyle de bir cenneti bize hazırlıyor, duyuruyor, buyuruyor ve işte bu cennetlere kavuşmak için, ulaşmak için çalışın diyor. Onun için dünyada bunlarla güzelleşmek için diyetler, sıkıntılar, ameliyatlar, he? Şimdi herkes uğraşmıyor mu yani? Ya botokslar yaptırıyor, kırışıklıklarını gidermeye çalışıyor, estetik ameliyatlar. Bunlarla uğraşma Bunlarla uğraşma. Sıkıntıya da girme. O kadar acı da çekme. Paran da cebinde kalsın. Bak bunların hepsi çok daha efendim fevkaladenin fevkinde bir şekilde Allah ahirette nasip edecek. Cennette demek gideceksin. Çarşıya istediğin surete girebileceksin. İstediğin şekle şemale bürüneceksin. Ha bu nedir tabi? Sadece sıfat vasıf olarak değişiyorsun yani. Yoksa zati olarak aynısın. Hani bir süslersin, püslersin, makyaj yaparsın, tezyin edersin. Hani bayağı bir dünyada bile bir makyajda bayağı bir adam değişiyor yani. Ama şahıs gene aynı şahıs. Ha bunu da öyle anla. Yani sen tamamen değişmiyorsun. Şahıs aynı şahıs. Gene o cennet ehli. Yine Ahmetse Ahmet ise Ahmet, Mehmet ise Mehmet, Fatma ise Ayşe, Fatma, Ayşe Ayşe neyse. Ama sureti o efendim, e, cennetteki suretlerden arzu ettiğine demek ki girebiliyor kıymetli kardeşlerim. Yani cennette eşimi şundan dolayı istemiyorum diyebileceğin bir argüman yok, bir sebep yok. Bize düşen imanla yaşamak, imanla ruhumuzu teslim edebilmek. Çoluğumuzla, çocuğumuzla, eşimizle, dostumuzla hep beraber omuz omuza kenetlenerek cennet yolunda efendim, arada bir düşe kalka da olsa efendim, yuvarlanmadan, sapmadan, sapıtmadan bu şeriat caddesinde sırat-ı müstakim üzere cennet yolunda ilerlemeye gayret edeceğiz. Rabbim hepimize nasip eylesin inşallah. Evet, demek ki kıymetli kardeşlerim, cennet böyle. Tarifu fi vucuhihim nezraten naim. Nimetlerin sevincini yüzün, yüzlerinde görüp anlarsın diyor Mevla. Yani cennet ehlini yüzlerine baktığın zaman onların sevinçlerini, onların huzurlarını, mutluluklarını yüzlerinden anlarsın. Öyle dünyada da öyle değil mi yani? Adam üzüntülüyse yüzünden anlamıyor musun? Mutluysa anlamıyor musun? He? Kaşından bile, gözünden bile, bakışından bile, tavrından, duruşundan bile yani sıkıntılı mıdır, dertli midir, sevinçli midir anlaşılıyor. Ha işte cennette de öyle yani o kadar mutlular, o kadar huzurlular ki He, onların efendim, sevincini, o nimetlerin içerisinde, o nimetleri elde etmenin sürurunu, sevincini onların yüzlerinde görürsün, anlarsın diyor. allah Teala ve Tekaddes Hazretleri. Evet, cennet böyle bir yer. O ayetleri de çok okuduk. Hani, ve fîhâ mâ teştehîhil Canların istediği her şey var. Ne istiyorsan var. Ne istiyorsan. Hatta he, bir hadis kutsene buyur, buyurulmuştu. Hiçbir kulak duymamış, hiçbir efendime söyleyeyim beşerin aklına bile gelmemiş, hiçbir göz görmemiş nimetleri Mevla Teala lütfedecek. Artık orada ne istiyorsan. Belki de kendine krallık kurarsın yani. Belki ülkeler fethedersin. Allah sana o imkanı da lütfeder. Ne istiyorsan var çünkü yani. He? Mavi turlar mı düzenlersin? Dünya turlar mı yaparsın kendine göre? Dolayısıyla Demek her istediğin olacak. Cennet böyle bir yer. Feh ve fi'i radiye artık o hoşnut olacağı bir hayat içindedir. Cennette böyle. Dertler geride kaldı, sıkıntılar geride kaldı, hastalıklar geride kaldı. He? Cennette bunların hiçbiri yok. Dünyada var. Dünya imtihan dünyası. Ve Mevla'nın verdiği her sıkıntı, her problem, her hastalık bunlarda nedir? Ahirette sabredene ne yapıyor? Cennetinde derecesinde artırıyor. Evet, demek cennette hayatından son derece memnun, nimetler içerisinde huzur üzerinde, huzur üzere hayatlarına demek devam edecekler. Sıkıntı yok. Yani monoton bir hayat. Hani geçen haftada konuşmuştuk ya, hani cennette, yani acaba sıkılır mıyız? Sonsuz bir hayat ya, ya sıkılırsak? Geçen hafta tabii bunu anlatmıştık. Ha, ama demek ki böyle bir sıkıntı zaten olmuyor. Zevkler giderek artıyor. Efendim bir sonraki bir öncekinden her zaman daha güzel oluyor. Velev ki diyelim sıkıntı olsa da e dedik ya ne istiyorsan var diyor allah Teala. Sen de dersin ki ya Rabbi sıkıntımı gider. Evet sıkıntı yok monotonluk yok. Memnun olacağın bir hayat var orada. Yeter ki oraya bir kapı atalım. Yeter ki adımımızı atalım. Yeter ki oranın ehlinden olalım. Evet. Şimdi tabii dünya hakikaten bakıyorsun yani maaşet sıkıntısı var, dertler var, sıkıntılar var. Efendim elektrik faturaları, su faturaları, bazılarına işsizlik var, ekonomik sıkıntılar var. Değil mi? Veya işte ev kirası var, şu, şu var, bu var. Ahirette bunlar yok. La yemessuhum fiha nasabun. Mevla buyuruyor. Onlara orada hiçbir zahmet, yorgunluk dokunmaz. Ve mahum minha bi muhracin. Onlar oradan çıkarılmayacaklardır. Bak bu çok önemli. Onlar oradan çıkarılmayacaklar. Yani böyle bir imkan var ama Böyle bir e, efendime söyleyeyim nimetler var ama belirli bir süre şu kadar istifade edin çıkın öyle değil. Girdin tamam. Girdin adımını attın kurtuldun. Bir daha oradan çıkarılmayacaksın. Ve orada bakın girer girmez bir hadis-i şerif. Çok evvelce zannediyorum okumuştuk bu hadis-i şerifi. İzâ dekale ehlül cennetil cennete. Cennet ehli cennete girdiği zaman yunadi münadin. Bir münadin idâ edecek. Cennet ehline ida ediyor. İnne lekum entehyev felâ temûtu ebeden. Şüphesiz siz cennette ebedi yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz. Yani o nidayı duyduğun zaman zaten ne kadar mutlu oluyorsun. He? Ebedi yaşayacaksın. Şu nimetler var ya elinden alınmayacak. Ya ölürsem ölmeyeceksiniz. Ve inne lekum fela tesqamu ebeden. Ve o münadi devam ediyor. Hiç hastalanmayacak, daima sağlıklı olacaksınız. Orada hiç hastalanmayacaksınız. Çünkü hastalık da ne yapar? Yaşam kalitesini düşürür. Yani hayattan zevk almanı, nimetlerden keyif almanı hastalık azaltır değil mi? Engeller. Bazı hastalıklar vardır. Efendim, hatta her istediğinde yiyemezsin yani. Şekere dikkat edeceksin, tuzuna dikkat edeceksin, kolesterolle dikkat edeceksin. Hani her şeyi yiyemiyorsun, hastasın doktorun verdiği reçeteye göre hareket ediyorsun. İlaçlara belki bağımlı yaşıyorsun yani. Dolayısıyla hastalık olduğu zaman bir takım nimetlerden insan istifade edemeyebilir. Ha işte hastalanmayacaksınız. Hep sağlıklı olacaksın. Böyle bir yer. Ve inne lekum en teşibu fe la ebeden. Bak bak görüyor musun? Münadi ne diyor? Muhakkak siz hiç ihtiyarlamayacak ebedi genç kalacaksınız. Tamam da bu kadar nimet yani ya yaşlanırsak, yaşlanınca ne olacak? Gözümüzün feri kalmayacak, ayağımızda derman kalmayacak. Efendim iki basamak yokuş çıkarken yorulacağız. Bu kadar nimetlerden nasıl istifade edeceğiz diye de düşünme. Yaşlanmayacaksınız. Ve ebedi genç kalacaksınız. Daha girer girmez münadi bize bunları ne yapıyor? Efendim ee, nida ediyor. وَاِنَّ لَكُمْ اَنْ تَنْعَمُوا فَلَا تَبْعَسُوا sonsuz nimetlere kavuşacak hiçbir üzüntü ve keder görmeyeceksiniz. Orada keder yok, orada üzüntü yok, orada sıkıntı yok. Cennet böyle bir yer ve orada ne yoktu? Orada ölüm yok. Oradan çıkarılmayacaksınız. Evet, orada ölüm olmayacak. Çünkü ölüm hakikaten yani e, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ya, "Ekseru zikra hazimil lezzat", lezzetleri kesen ölümü çokça hatırlayın buyurdu. Ölüm hakikaten lezzetleri keser, keyifleri kaçırır. Ha dünyada hatırlamak tabii güzel. Neden? Çünkü hevesler kaçınca, efendim ihtiraslar törpülenince, ahireti düşündüğün zaman, ölümü düşündüğü zaman he dünyaya tamah etmez insan, çalmaz, çırpmaz, kul hakkına tevessül etmez, insanları üzmez, kırmaz. Nasıl olsa üç günlük dünya öleceğiz değmez kardeşim der, imtihan dünyası der, işine bakar. Dolayısıyla Ölüm lezzetleri keser. En keyifli olduğun anda bir ölüm geldi mi? Her şeyi bırakıp gidiyorsun. Ne kadar malın olursa olsun, hepsini bırakıp gidiyorsun. Hani büyüklerden bir zat ne dedi? Ben dedi iki büyük beladan daha büyük bela bilmiyorum. İki, i̇ki şey var ki bundan daha büyük bela yok. Hangisi o? Birisi kişi öldüğü zaman topladığı bütün malı elinden alınır. Öyle değil mi? Yani götürebiliyor mu? Hiçbir şey yanında götürebiliyor mu? Hakikaten ölse her şeyi topladığı her şey elinden alınıyor. Üzerindeki cübbesine, paltosuna kadar. Dolayısıyla ikincisi topladığı bütün malın hesabı da toplayandan sorulur. Ya hem hiçbir şey götüremiyorsun hem de bunun hesabının hepsi ne yapılıyor? Senden soruluyor. Dolayısıyla ölüm ne yapıyor? Lezzetleri kesiyor. E bu kadar nimetler, bu kadar efendim imkanlar, bu kadar cennet, neler var neler var ama bir ölüm oldu mu ya ne kadar oradan ayrılmak ne kadar zor. Dolayısıyla işte cennette ölüm yok. Hani bir hadis-i şerif okumuştuk, e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e birisi sormuştu. Net, net sormuştu? Ene mu ehlü cenne? Cennet ehline uyku var mı diye sormuştu. Fekale la. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır yok buyurmuştu. Niçin? Ve mu ehul mevt. Çünkü uyku ölümün kardeşidir. Ve cennetü la mevte fiha. Cennette ise ölüm yok buyurmuştu. Cennette ölüm yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ha tabii bu arada yani cennette uyku yok derken niye yoktu? Zevke keyfe mani olduğu için, değil mi? Ama sen diyor sanki, ya ben uykuyu çok seviyorum, uyumak istiyorum diyorsan sana var. Çünkü cennette ne istiyorsan var ya. ha uyku istiyorsan uyku da var. Ama genel manada bir uyku yok. Çünkü uyku ölümün kardeşi. Çünkü Resulullah buyuruyor, cennette ölüm yok buyuruyor. Çünkü ölüm yok. Neden? Ölüm de öldürülecek ölüm öldürülecek. Bakın bir hadis-i şerifte Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İla sara ehlül cenneti ile cenne. Cennet ehli cennete gittiği zaman ve ehlün nar ile nar. Cehennem ehli de cehenneme gittiği zaman yani cennetlikler cennete girdiler, cehennemlikler de cehenneme girdiler. Herkes yerini buldu artık yani. Tamam. Ci ebil mevt. Ölüm getirilir. Ölüm. He? hatta yuc'ale beynel cenneti ven nari thumma yuzbahu. Yani alaca bir koç suretinde cennetle cehennem arasında bir yere getirilir ve orada ölüm boğazlanır. Alaca bir koç suretinde bu ölümdür ve o nabuluyor, yapılıyor? Boğazlanıyor. Yani ölüm ne oluyor? Öldürülüyor. Tümme yunadi münadin. Sonra bir münadin ida ediyor. Ya ehlel cennet, ey cennet ehli. La mevte. Artık ölüm yok. Artık ölüm yok diyor. Veya ehlen nar, ve cehennem ehlinden iddia ediyor. La mevte. Artık ölüm yok. Onlara da söyleniyor. Feyezdadu ehlül cenneti ferhan. Ferhan ila ferhihim. Cennetliklerin efendim, ferahı, sevinci. Zaten mutluydular, zaten huzurluydular ferahları daha da artıyor, daha da efendim ziyadeleşiyor. Hatta deniyor ki bir insan sevinçten ölecek olsa şayet işte o gün sevinçten ölürlerdi. Neden? Ölüm öldürüldü. Necip Fazıl'ın bir beyti var ya, öleceğiz, müjdeler olsun, müjdeler olsun. Ölümü de öldüren Allah'a, Rabbe secdeler olsun. Ölümü de öldüren Rabbe secdeler olsun. Ölümü de Mevla öldürecek. Ve insan orada ebedi kalacak cennette. İşte sevinçten ölünecek olsa cennet ehli sevinçten ölürdü yani. O kadar sevinecekler. Ha diğer taraftan ve ezler ehlin nar huznen ila huznihim cehennem ehlinin hüznü ve kederi ise ne yapacak? Bir kat daha artacak. Zaten hüzünlüydüler, zaten dertliydiler. Düşünsene yani dünyada mesela ne kadar sıkıntıda çeksen, ne kadar efendim e, açlıktan, susuzluktan, dertten, kederden yani bitab olmuşsun artık. Yaşanmaz hale gelmiş dünya diyorsun. Ama ne diyorsun? Neticede ölüm var yani. Ölürsün kurtulursun yani. Ölümle kurtulursun. Dünyanın efendim, bu kan, kin, nefret, savaş, bu küresel çetenin efendim, e, zalimane yapmış olduğu bütün icraatları, işte Kızılçin'in Doğu Türkistan'a yaptığı zulümler, işte Orta Doğu'ya bir kilo petrol için Tonlarca Müslüman kanı akıtmalar. Neticede öldün mü hepsini geride bırakıyorsun. Ne kadar işkence görsen de, ne kadar sıkıntı görsen de, ölsen hepsi geride kalıyor. E şimdi cehennemdesin. O kadar alap var, o kadar ateş var, o kadar sıkıntı var. Yani ölsen kurtulacaksın. Ama ölüm yok. E şimdi de nida ediyor. He la mevte. Artık ölüm yok. İşte onların üzüntüleri, kederleri bir kat daha artıyor. Ve deniyor ki eğer bir kimse üzüntüden ölecek olsaydı cehennem ehli o gün üzüntüden ölürdü diye. Artık ölüm yok. Orası ebedi bir hayat. Evet bunu düşünmek lazım. Yani başımızı şöyle yastığa koyduğumuz zaman bir düşünmemiz lazım. Ebedi. Sonu yok. Yani dünyadaki kum taneleri adedince filan mı demek istiyorsun? Hayır. Onun bile sonu var. Onun bile sonu gelmeyecek gibi gözüken bir rakam bile olsa sonu var. Ama cennetin ve cehennemin sonu yoktur, ebedidir. Allah Kur'an'da bunu beyan etmiştir. İşte bunu düşünelim ve bu üç günlük dünya için he, geçici zevklerin peşinden koşup ebedi zevkleri bir kenara bırakmayalım kıymetli kardeşlerim. Evet, konumuza inşallah devam edeceğiz ama kısa bir ara aranın ardından inşallah burada olacağız. Evet muhterem izleyenlerim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Demek ki cennette artık ölüm olmayacak ve ölüm alaca bir koç suretinde boğazlanacak, öldürülecek. Ölüm de öldürülecek ve artık ölüm olmayacak. Bakın bir ayet-i kerimede Duhan Suresi 56. ayet-i kerimede de allah Teala ve Tekaddes Hazretlerine buyurdu. لَا يَذُكُونَ ف۪يهَا الْمَوْتَ Orada ölümü tatmazlar. İllel mevtetel ula ilk ölümün dışında. Yani öldün, ondan sonra artık ölüm yok. İlk ölümün dışında orada ölüm tatmazlar diyor. allah Teala ve Tekaddes Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de ayetle de bunu beyan ediyor. Evet böyle bir yer. Ve mehum minhâ bi muhracîn. Oraya giren çıkarılmayacak. Adımını attın, yırttın. Demek o cennete adımımızı atasıya kadar he, endişelerimiz var. Tereddütlerimiz var, korkumuz var. Ama o cennete adımını attın, içeri girdin mi giren artık oradan çıkarılmayacak. Oranın ehli olacak. Oraya girdiği zaman da la aleyhim ve lahum yahsenun. Onlara ne korku var ne de efendim e, üzüntü var. Ne dert var ne tasa var. Ne sıkıntı var ne keder var. Hiçbir şey yok. Orada Orada nimetler var, Rabbimizin ikramları var ve orada Mevla kulu veşrebu heni en buyuracak. Afiyetle yiyin için buyuracak. Bima esteftum fil eyyamil haliye yani geçmişte, geçmiş günlerde yani dünyada yapmış olduğunuz ameller sebebiyle onlara karşılık olarak yiyin için afiyet olsun denilecek. Rabbim bizleri bu hitaba muhatap eylesin. İnşallahurrahman. Evet kıymetli kardeşlerim. Cennet nimetleri bizi bekliyor tabii. He? Ama yani cenneti düşününce evet hakikaten insan can atıyor. Giresi geliyor. Cennetin ehlinden olmak istiyor. Ama işte bu dünya imtihanı var. Şu dünyada ne efendim imtandayız değil mi? Dünya ahiretin tarlası işte burada ekeceğiz. Burada efendim e, cenneti kazanacağız ki orada ne yapalım? O nimetlerden istifade edelim. Ha şimdi tabii burada dedik ya İnsanın gönlünde kin, nefret, haset, bir takım kötü huylar, bir takım efendim, e, kendinin bile belki hoşuna gitmeyen bir takım e, tavırları olabilir. İşte bunlar nedir? Hep imtihan icabı. Bunları ne yapacağız? Terbiye edeceğiz. He Olgunlaşacağız. Ahlaken daha olgun olacağız. Nefsimizi terbiye edeceğiz. Manen seyri sülükte bulunacağız. Ki adam olalım ki cennete layık birer insan olalım. Ve bakın, yani cennete girmek... Değil mi şimdi? Cennete girmek için neler yapmak lazım? Bunlar belli. Mevla'nın emirlerine yapışmak lazım, haramlarından kaçınmak lazım. Ha bu yol cennete gider. Ama işte bu cennetin, cennet yolunun etrafında da neler var acaba? İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Huffetil cennetü bil mekârihi. Yani cennetin etrafı nefsin hoşlanmadığı şeylerle, mekariyle çevrilmiştir. Cennetin etrafı nefsin efendim hoşuna gitmeyen şeylerle çevrilmiş. Aklın gitmek istiyor ama nefis gitmek istemiyor. Çünkü onun yolu onun cennete götüren yollar, onu döşeyen taşlar hiç nefsin istediği şeyler maalesef değil. Ama ve huffetin naru bil bi şehavat cehennemin etrafı da neyle dolu? Şehvetlerle dolu. Canın istediği şeylerle, nefsin istediği şeylerle dolu. Haramlar, isyanlar, keyifler, zevkler Haram olanlar tabii. Bakın uzun bir hadis-i şerif var. Ve burada yani Ebu Davud'da geçiyor, Tirmiz'de geçiyor, Efendim Nesai'de geçiyor. Ee, uzun bir hadis-i şerif. Bu meseleyle alakalı bu yani okuduğum hadis-i şerifi biraz daha detaylı bir şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyan buyurmuş. Onu sizlere arz etmeye çalışalım, çalışayım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ Allah Teala ne zaman ki cenneti yarattı ve cehennemi yarattı? Ersele Cibri ile ilel cenne. Cebrail Aleyhisselam'ı cennete gönderdi. Fekale buyurdu ki: "İzheb fenzur ileyha." Oraya git ve bak. Cennete git bir bak bakalım. Daha neye bak? Ve ilama ma a'adet li ehliha fiha. Yani cennet ehline neler hazırladığın hazırlanmış ona da bak. Cennete ve cennet ehline neler hazırladığıma git bir bak bakalım. İşte anlattık ya neler var, neler var cennette. Ha. Dolayısıyla fezehebe gitti ve nazara ileyha gitti ve baktı. Cebrail Aleyhisselam cennete gidiyor. Mevla neler hazırlamış? O cennet nimetlerine şöyle bir bakıyor. Daha neye bakıyor? Ve ile ma Allahu li ehliha fiha. Allah Teala oranın ehline orada neler hazırladığına da bakıyor. Fekale diyor ki ya Rabbi Fe izzetike la yesma'u biha ahadun illa Yani o cenneti gördükten sonra ya Rabbi senin izzetine yemin olsun onu işitip de ona girmeyen kalmaz. Herkes ona girer ya Rabbi. Yani böyle bir cennete girilmez mi ya? He? Normal bir sayfiye yeri bile olsa, efendim bir piknik yeri bile olsa, bir tatil yeri bile olsa dünyada, aa nerede ben biz de gidelim falan bir koşturalım. Yani gidip orada sen de vakit geçirmek istiyorsun. E şimdi cennet öyle bir yer ki yani bunu duyup da gitmeyen hiç kimse kalmaz Ya Rabbi. Öyle dedi Cebrail Aleyhisselam. fe huffet bil بِالْمَكَارِ Mevla Teala ve Tekaddes <feyle> Hazretleri <feyle> emretti. Cennetin etrafı ile, nefsin hoşuna gitmeyen şeylerle çevrildi. Ve tekrar dedi ki Cebrail Aleyhisselam'a git bak bakalım tekrar bak. Git tekrar cennete bak bakalım. Gitti, baktı. Fe ilahiye. Kaç huffet bil Bir de ne görsün? Yani etrafı nefsin hoşlanmadığı şeylerle çevrilmiş. Yani nefsin hoşlanmadığı şeyler neler mesela? Neden hoşlanmıyor nefis? Nefis ibadeti sevmez. He? Efendim, namazdan bile, namaz bile zor gelmiyor mu bu nefse? Fe <laughs> inna ale kebiratun illa alel <laughs> Muhakkak ki namaz çok büyük. Ama huşu edenlere kolay. Yani bakıyorsun Türkiye, efendim Müslüman bir memleket ama namaz kılmama oranları yüzde yetmişlerin üzerinde. Ne var namaz niye zor geliyor? Halların üzerinde, sıcacık ortamda. He? Yani efendim işte zor geliyor. Maraton koşuyor adam, Halı saha maçı dendiği zaman koştura koştura seyirtiyor. Hoppala zıppala dediğin zaman adam saatlerce tepinebiliyor. Horon şey çekiyor. Bilmem ne yapıyor. Ama namaza sıra gelince zorlanıyor. Darlanıyor. Ya hele bir yatsı namazı. Bir de vaktinde kılmadığın zaman zorlanıyorsun işte. Ağır geliyor. Yatsa yatamıyor. Yatsı yıkılmadı. Kılsa zor geliyor. Kalkıp kılamıyor. Kendi kendi cendereye sokuyor. Bu nefis yani istemiyor işte. Namazı istemiyor, ibadet istemiyor, oruç zor geliyor, zekat vermek. Aman ya Rabbi cebinde akrep var, ben mi çalıştı kazandı diye biliyor. He, haramlara seyirtiyor gidiyor. Yani cennetin etrafı hep nefsin istemediği şeylerle çevrilmiş. Dolayısıyla Cebrail aleyhisselam da onu görünce, yani bir bakıyor etrafı çevrilmiş. Fakale diyor ki, ya Rabbi, ve la lekad khiftu Ha, diyor ki izzetine yemin olsun ki korkarım ona hiç kimse giremez ya Rabbi. Yani cennet böyle ama ilk başta gördü. Buraya duyan herkes buraya girer, girmeyen kalmaz. Ama etrafındaki efendim o nefse zor gelen şeylerle çevrildiğini görünce de ya Rabbi korkarım buraya kimse giremez. İşte imtihan orada. He o nefse zor gelen şeyleri yapabilmekte. O cennetin etrafındaki adeta gül misali cennetin etrafındaki dikenlere aldırmadan o yolda yürüyebilmekte. Meşakkatlere sabredeceksin, sıkıntılara sabredeceksin. He namazını kılacaksın, orucunu tutacaksın, zekatını vereceksin, haramlardan kaçacaksın. Allah'a güzel kul olma gayret edeceksin. İşte cennetin etrafı bunlarla çevrili. Nefis de bunu ne yapıyor? Sevmiyor. Nefis bunu istemiyor. Nefis ne pis. Öyle demiş. Nefis ne kadar pis. Ha günahlar da şeytanın pisliği olduğu için Ritsun minameli şeytan. Günahlar şeytanın pisliği. Nefisin aslı da pis. Dolayısıyla el ile cinsi yemilu, cins cinse meylediyor, günaha meylediyor. Sevaba değil, ibadete değil. Evet, bu sefer Mevla Teala ve Tekaddesi Hazretleri Cebrail Aleyhisselam'ı ne yapıyor? Cehenneme gönderiyor. Git bir bak diyor cehenneme. Gidiyor, cehenneme bir bakıyor ki, Ya Rabbi diyor, izzetine yemin olsun, oraya hiç kimse girmez. Yani bunu işiten, bunu duyan, bunu bilen, ya bu cehenneme girilir mi? He? Alev var, ateş var, alev var. Hem öyle bir alev ki alevi yalını simsiyah. Yani ışık falan vermiyor yani. He? Yandığı yeri karartıyor. Simsiyah. E dolayısıyla yani buraya kimse girmez. Mevla Teala ne yapıyor? Efendim emre diyor. Fe emra biha fehuffet bi Cehennemin etrafı da nefsin arzu ettiği evenni şehvi şeylerle ne yapıyor sarıyor dolayısıyla tekrar git bakalım diyor tekrar git cehenneme bak gidiyor bakıyor ki aman ya rabbi yani cehennem bu kadar yani buraya kimse girmez ama etrafında öyle şeyler var ki canın istediği ne varsa aklına ne, gel ne geliyorsa var namaz kılma oruç tutma zekat verme efendim haram ye, haram iç, fuhuş, zina, içki, kumar, çal, çırp. Yani efendim bir adama şöyle diyorsan canının istediği gibi davran, aklına ne geliyorsa öyle yap. Bu ne demek biliyor musun? Cehennemin dibine kadar yolun var demek. Aklına geldiği şekilde bir hayat sürmek tam bir cehennem yolcusunun işi. Dolayısıyla bunları bir gördü. Fekale dedi ki ya Rabbi ve izzetike lekad haşitu ella yebka minha ahadun, il, illa dehaleh. Ha diyor ki ya Rabbi izzetine yemin olsun ki efendim tek bir kimse bile kalmadan ona gireceğinden korkarım diyor. Çünkü insanlar efendim aklına geldiği gibi nefsine hevasına efendim uyacak şekilde ne yapıyor? Bir hayat sürmeyi seviyor. Çünkü ahiret Ahiret biraz uzak geliyor. Hani Mevla diyor ya kella bel tuhibbunel acile ve tezerunel ahire. Hayır hayır. Siz peşini, siz dünyayı seviyorsunuz. Ve el ahire. Ahireti bırakıyorsunuz yani. Sonra ya. Sonra zannediyoruz. Şimdi ölsen halbuki ahiret hayatı başlıyor. Şimdi ölme ihtimalimiz var mı? Elbette. Elbette var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu. Cennet veya cehennem ayakkabınızın bağından daha yakın buyurdu. Ne demek o? Ayakkabını giydin, eğilip bağını bağlamadan önce ölüm gelebilir mi? Gelebilir. İşte öldüğün zaman ruhun ya cennette ya cehennemde. Yani ahiret hayatı bu kadar yakın. Onun için uzak gelmesin. İşte bize uzak getiren şey o nefis, o şeytan, o vesvese. O şeytanın verdiği vesveseler maalesef efendim gözümüzü kör ediyor. Maalesef gaflet uykusundan gözümüzü açamaz hale geliyoruz. Demek ki cennet nimetleri böyle ama he? efendim maalesef etrafı ile çevrili, nefsin arzu etmediği bir takım şeylerle çevrili. Yani ibadetle, taatle vesaireyle. Ha şu vardır tabii, bu yolun yolcusu olduktan sonra ibadetle zevk verir, taatle haz verir, Allah'a efendim güzel kul olma gayreti de insanda ziyadeleşir. Ama tabi bunlarda belirli bir merhale gerekiyor. Bir nefis terbiyesi gerekiyor. Bir seyri gerekiyor tabii ki. Artık ne gerekiyorsa yapmamız lazım. Madem buraya geldik, madem dünyaya gelmekle yakamızı kaptırdık, madem bu ölüm var, madem bu hesap var, madem bu cennet, bu cehennem var, Madem mahkeme-i kübra var, ahkemül hakimin olan Hazreti Allah'ın huzurunda hesap vermek var. Öyle bir hakim ki kendisi şahit. Dikkat edeceğiz. Adam olacağız. Olmaya çalışacağız. Başka çaresi yok demek ki kıymetli kardeşlerim. Evet bakın Efendim sallallahu aleyhi ve sellem yine Tirmiz'de geçen bir hadis-i şerifte buyurdu. Ehlül cennete işrune ve miyetü saffin. Cennet ehli 120 saftır. 120 saf derken tabii yani aklına cami safı gelmesin sizin gittiğiniz mahallenin camisinin safı gibi değil. Bu safları ancak efendim uzunluğunu Allah bilir. Kaç kişi olduğunu Allah bilir. Yani şöyle düşün. Cennet ehli 120 saftır. Bütün peygamberler, bütün ümmetleri, bütün müminler, Müslümanların hepsi artık kaç milyarsa işte onların hepsi 120 saf olacak. Şimdi bakın çok enteresan. Semanun emin hamin hadil ümme. O 120 saftan 80 safı bu ümmetten olacak. Allah Allah. Görüyor musun? Yani şu ümmetin bereketine bakar mısın? 80 saf he? Bu ümmetten olacak ve erbaun emin sairil ümem. 40 safı da diğer ümmetlerden olacak. Yani diğer ümmetleri, peygamberlerini ve hepsini toplasan ne kadar? İki kat bu ümmetten o cennet saflarında yerini alacaklar. Evet, demek ki işte bu cennet saflarına nereden girilecek? Dünyadan. İşte yerimizi bu dünyadan ayırtmamız lazım. Bu dünyadan o saflara girebilmek ismimizi yazdırmak lazım. Ya e beni de yazsalar hoca efendi. Hoca efendi dediğin adamı kim yazacak? Ya Rabbim hepimize hepimizi dünyadayken o saflara dahil eylesin. İşte o saflar cami saflarından geçiyor. O saflar ilim meclislerinden geçiyor. Sohbet halkalarından geçiyor. Allah'a güzel kulluktan geçiyor. Allah'ın kitabına uyan, haramını haram, helalini helal bilip ona uyan, tatbik eden, yaşayan işte o saflara girmeye hak kazanıyor. Rabbim hepimizi o cennet efendim saflarında en ön saflarda olabilmek hepimize nasip eylesin inşallah. Evet kıymetli kardeşlerim, tabi bazıları da cennete gitmek istemiyormuşlar. He? Öyle diyenleri duydunuz mu bilmiyorum. Yani orada da hep hacılar, hocalar var. Ben onlarla zaten anlaşamıyorum. E ben onun için gitmeyeceğim. Nereye gideceksin? E cehenneme gideyim yani. Orada şantözler, dansözler, şunlar bunlar. <laughs> Kimlerin de nereye gideceğini nasıl bir taksimat yapmış görüyor musun? He? Sen cehennemde cümbüş mü var zannediyorsun? öyle bir cümbüş var ki, he, dans edeceğine orada. Orada ateş dansı var biliyor musun? Yani nasıl zannediyoruz, nasıl hafife alıyoruz, nasıl basit geliyor? Cennete gitmek istemiyormuş. Ay sen şimdi böyle dedin ya, cennete girenlerin hatırı kalır yani. Ne olur gel. Gerçekten cennete inanan, gerçekten cehenneme inanan, ya böyle bir şey söyleyebilir mi yani? Bir de bazen böyle efendim bazı ifadeler duyuyoruz mesela. İşte Edison cennete girecek mi? Gerçi bunu eskiden çok söylerlerdi. Edison cennete girecek mi? Sahibi sokmadı mı giremeyecek. Allah iman şartı koymuş. İman yoksa he Edison olsan hava, Arşimet olsan civa. Oranın sahibi cennetin pasaportu iman diyor. Cennetin vizesi iman diyor. İman varsa girer yoksa giremez. Edison girmezse ben de girmem. Şuraya bak. Nasıl ifadeler bunlar yani? He? Allah muhafaza. Evet kıymetli kardeşlerim. Ve tabii yani cennetin de cehennemin de ehli var. Cennetin de cehennemin de özlediği kimseler var. Bakın bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İnnel cinane yeştakne ila erbaati neferin. Cennetler dört kısım insana iştiyak duyar, aşıktır. Dört kısım insanı efendim, hasretle bekliyor, yolunu bekliyor. Kimmiş bunlar mesela? Saimi Ramazan, Ramazan orucunu efendim, tutanlar. Bak çok önemli. Zaten oruçtan da zaman zaman bahsediyoruz yani. Oruç çünkü Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinin en sevdiği ibadet. Riya gösteriş olma ihtimali olmayan ve sırf Allah için olan bir ibadet. Ramazan orucunu tutanlar. Ha yaza gelir, yazın tutar, kışa gelir, kışın tutar. O da ayrı dava. Hafta sonu maçım var ben tutmayacağım falan böyle bir şey yok. He? Keyfi olarak bir adam orucunu bıraksa. Keyfi olarak hasta değil, yolcu değil. Efendim işim var, gücüm var, bahanem var, bilmem neyim var diye oruç tutmasa, Ramazanların dışında ömür boyu oruç tutsa onun efendim, karşılığını veremiyor ya. Adam oruç tutsa, tutamasa da, efendim oruç bozsa kefareti var. Keyfi olarak bırakana kefaret yok. Neden? Çünkü oruç tutarken bozdun, kefaret onu karşılıyor. Ama keyfi olarak tutmayan adama ne tutarsa tutsun, efendim karşılığı yok ya. Onun için Ramazan orucunu tutanlar çok önemli. Ve telil Kur'an, Kur'an okuyanlar. Sadece Ramazan'da mukabele tutuyorsun değil ama. Devamlı okuyorsun. He? Her gün okuyorsun. Allah'ın kelamıyla haşır neşir oluyorsun. Dolayısıyla efendim Hazreti Ömer radıyallahu anh mesela ne varmış? Allah'ın kelamını alır, bağrına basar, öper. Dermiş ki, Hâzâ menşûru Rabbi, bu benim Rabbimin divanıdır dermiş. Nasıl seviyor Kur'an'ı? Allah'tan gelen bir mesaj. Müslümanın kullanma kılavuzu. Allah'ın beyanı, ahkamı, Hazreti Kur'an. İşte onu okuyanlar efendim cennetin kendisine aşık olduğu kimselerdir. Bir de ve hafiyil lisan dillerini koruyanlar. Bak bu da çok önemli dili korumak, ıslak da yerde dır 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 vır vır akşama kadar he yalan mı konuşuyor, dedikodu mu yapıyor, gıybet mi ediyor, efendim ona buna mı saldırıyor, ne yapıyor acaba? İşte bu dilini koruyan, bu dilini muhafaza edenler. Rabbim bizi de onlardan eylesin. Bu dilini korumaklar ya çok büyük iş ya. Yalan söylüyorsun çok büyük günah dilinle. Dedikodu gıybet çok büyük günah neyle yapıyorsun dilinle. İftira etsen dilinle. İnsanları kırsan, üssen, efendim, eziyet etsen dilinle. Hatta ne deniyor? Kılıç yarası geçer ama dil yarası geçmez. Öyle bir laf söylersin. Yani bir daha da unutmaz insan yani. Onun için bu dil acayip bir şey. Hani bazıları da diyor ki yani ya bir dili var başka da bir kötü huyu yok. Daha ne olsun be. Şeye benziyor bir namazı yok. Çok iyi adam da bir namazı yok. Namazı yoksa hiçbir şeysi yok demektir. He eğer diline hakim olamıyorsa korkulur ondan. Ondan korkulur ya. Bak cennet kime aşık? Ve hafızı lisan. Lisanını, dilini koruyan, muhafaza edene aşık. Demek büyük iş hakikaten. Kolay iş değil yani. Ya. Daha. Ve mut'amil Ve komşularını doyuranlar. Onlara da cennete aşık. Hani komşular çıkan tok yatan bizden değildir. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ya. Ha, demek ki komşuyu da ne yapmak lazım? Gözetlemek lazım. Aç mıdır, açıkta mıdır, derdi var mıdır, yok mudur? Sıkıntısı var mıdır? Sen i̇şte de imkanın varsa demek ki ne yapacaksın? Komşunu doyuracaksın. İşte böyle yapıyorsun. Kimsenin haberi yok ama sen Komşunu düşünüyorsun. Çoluğunu çocuğunu zaten düşünüyorsun da. Akrabayı tahallukatını zaten düşünüyorsun da. Komşunu da düşünüyorsun ve onu doyuruyorsun. Yediriyorsun, içiriyorsun. İşte cennet buna da aşık. Demek ki cennetin aşık olduğu adamlar var. Cennetin beklediği, özlediği, hasret duyduğu kimseler var. Yine bakıyorsun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte buyurdu. İnnel cennete leteştâku ilâ selâfetin. Cennet üç kişiyi özler. Cennet üç kişiye müştaktır. Kimmiş onlar? Ali'in ve Ammar'in ve Selman. Hazreti Ali, Hazreti Ammar ve Hazreti Selman radıyallahu anhum. Cennet bunlara aşık. Hayatlarını okumak lazım. Hayatlarını bilmek lazım. He? Hazreti Ali, Ammar, Selman radıyallahu anh. Hazreti Ali zaten biliyorsunuz. Ammar radıyallahu anh, ne sıkıntılar çekti. Ne işkencelere maruz kaldı. Hatta öyle işkenceler yaptı ki efendim bayılıp bayılıp ayılıyordu yani işkencenin acısından, ağırlığından. Selman-ı Farisi radıyallahu ta Faris'ten geldi. Nerelerden geldi? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i bulmak uğrunda köle olarak satılmaya bile razı olmuştu. Ama öyle sevdirdi kendini he öyle bir at, öyle tabi olmak, öyle bir Müslüman oldu ki efem sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Selmanun minna ve ehli Selman bizdendir ve ehli beytimdendir buyurdu Hendek muharebesinde. Dolayısıyla nereden geldi? Bak ehli beyte girdi. Selman-ı Farisi radıyallahu anh. Dolayısıyla demek ki yani bu din için, bu dava için neler yapmışlar, neler etmişler, nasıl gayret etmişler? Cennet özlüyor onları. Ya gelseler de bütün nimetlerimi önüne sunsam diyor yani. Ha, bunları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyan etmiştir. Ama bunların yolundan gidenlere de cennet elbette müştaktır. Ve tabi cennetten, cennetlerden bahsederken yani aşere-i mübeşşereyi de anmadan geçmeyelim. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz onlar hayattayken on kişiden bahsetmiştir ki onlar hayattayken cennetliktir. Cennetin ortasındadır adeta buyurmuştur. Ebu Bekrun fil cenne. Ebu Bekir cennettedir. Ve Ömerun ve ve Ali'ün fil cenne. Onlar radıyallahu anh cennettedir. Abdurrahman i̇bn öyle. Ebu Beyde bin Cerrah öyle, Talha bin Ubeydullah öyle, Saad bin Ebi Vakkas, Zübeyir bin Avvam, Said bin Zeyd radıyallahu anhum. Bunlar aşere-i mübeşşere. Bunları öğreneceğiz. Bak on tane. Bunu bilmeden olur mu ya? He? Filan takımı yedekleriyle sayıyorsun ama aşere-i mübeşşere deyince de aşure çorbası zannediyorsun. Olmaz. Demek ki bak hayattayken cennet, efendim cennetlik olduğunu biliyorlar. Tabi sadece bunlar değil Efendim sallallahu aleyhi ve sellemin efendim, e, müjdelediği daha pek çok kimseler var. Mesela Bilal-i adı radıyallahu anh değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta, efendim, Miraç'tan geldiği zaman ne dedi Bilal-i e? Ey Bilal sen ne yapıyorsun? Hangi bir amelin var ki cennette senin ayak sesini duydum diyor ya. Allah Allah. He? Ayak sesini duyuyor. Mekke sokaklarında Bilal-i Habeşi radıyallahu anh yürüyor ayak sesi cennetten geliyor. Dedi ya Resulallah pek öyle ümitli bir amelim yok ama ben dedi abdest aldığım zaman her abdest alışımda hemen arkasından şükür namazı kılarım iki rekat. Yani abdest şükür namazı. Belki de kılıyorsunuzdur tabii de. Yapıyorsan he? Ayak sesin demek cennetten geliyor. Cennette ayak sesi Bilal-i Habeşi radıyallahu duyuluyor. İşte ben bunu yapıyorum ya Resulallah diyor. Evet yani demek ki Allah'ın Teala onları efendim cennette cennetle müjdelediyse tabii ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu kafasından ne yapamaz müjdeleyemez Mevla'dan haber gelmeden. Çünkü ve hevâ, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kafadan konuşmaz. Onun konuştuğu ancak vahidir. Ve işte o sahabileri hayattayken Mevla cennette müjdeledi. Onlar da dediler, öyle ya Resulullah madem Mevla'dan habersiz konuşmuyorsa, demek ki bunda Allah'ın onayı varsa, demek ki cennetlik, evet. Ve Hazreti Ali radıyallahu anh dedi ki, ya Resulullah ben dedi o zaman camiye gelmesem, hani cennetlik garanti madem o zaman e, bu Allah'ın da vaadiyse, sen buyurduğuna göre, yani sen bilirsin. Neyse tabi namaz vakti geliyor. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh tabi ezan okuyunca, Hazreti Ali radıyallahu anh koşa koşa geldi. Hani gelmeyecektin? Ya Resulallah, ezan-ı Muhammediye'yi duyunca içimdeki kan öylesine deveran etti, öylesine cevelan etti ki vallahi beni zincirle bağlasalar koparır gene gelirdim dedi. Yani kimler cennetle müjdelenecek Mevla bilmiyor mu hangi adamlar olduğunu? Ha, seni beni camiye kitleseler koparır oradan kaçarız o da ayrı dava. Evet onlar cennetle müjdelenmiş ama he, onlar, onlar ilk Müslümanlar. Onlar ilk hicret edenler. Hep Resulullah'ın yanındalar. En kritik durumlarda, en kritik noktalarda hep Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in yanındalar. Bedir'de de varlar, Hudeybiye'de de varlar, her yerde. Onlar ilkler, onlar öncüler. Ve sabiqun el-evvelun min el-muhacirin ensar Allah Teala öyle buyuruyor. Muhacir ve ensardan ilk öncüler. Evet. Muhacir ve Ensar'dan ilkler, öncüler. Hangi konuda ilk? İman etmede ilkler onlar. ilk Müslüman onlar. He? Hicret Efem sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında onlar var. İlk önce koşanlar onlar. Savaşlara, şehadete, canlarını seve seve Allah yolunda vermeye ilk koşan onlar. Evet, onlar öndeler. Onlar öncüler. Hiç düşünmeden onlar ne yaptılar? efendim canlarını verdiler. Mevla onların şefaatlerine bizleri mazhar eylesin. Tabii her konuda ilk olduklarına göre ne olacak tabii ki? Cennete de he, ilk giren onlar olacaklar. Evet. Ayet-i kerimeyi de bitirelim inşallah. وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُونْهُمْ بِيَحْسَانٍ Efendim bir de onlara güzelce uyan. Onların yolunda gidenler, onların yolundan gidenler, tabi'in onların yolundan gitti. Tebe-i onların yolundan gitti. Ulema, sülaha, el ulema ve refetül enbiya, alimler peygamberlerin varisleridir. İşte onlar da hep o yolda gittiler. Bizler de o gönül dostlarının inşallah yolundan ayrılmazsak, bak radıyallahu anhum ve radu'an, Öyle buyuruyor. İşte Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. Ve adde lehum cennetin tecri tahtihel enhar halidin fiha ebeda. Ve Allah onlara içinde ebedi kalacakları ve altlarından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Evet işte o cennetleri anlattık. Ve buyuruyor ki Mevla bununla hitam erdirelim. Zalikel fevzul azim. İşte büyük kurtuluş, işte büyük bahtiyarlık budur. Kurtulmak isteyenler, bahtiyar olmak isteyenler, böyle bir devlete, böyle bir servete ve zenginliğe kavuşmak isteyenler, işte bunun için çalışsınlar. Ve fi zalika felyetenafesil mütenafisun Nefaset ve zevk arzu edenler, böyle bir devlete kavuşmak isteyenler, işte bu zevk için ebedi saadet yurdu için Allah için cenneti kazanmaya gayret etsin, sağ etsin ve çalışsınlar. Rabbim bizi de onlardan eylesin. Cennetin yolunu bizlere kolay eylesin. Cümlemizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Amin. Evet kıymetli kardeşlerim, bu haftada bu kadarla iktifa ediyoruz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte. Tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.